Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Balkız'ın Bakım Günü diye bir video çekeceğim. Şimdi Balkız'ı göstermek istiyorum. Çok malzemelerini de göstereceğim. Nasıl bakım, yani hangi malzemelerle bakım yapacağız. Şimdi Balkız'ı göstereyim ben. Tarayacağımız için Balkız tasmayı hiç sevmiyor. Tasma da takacağız zorla. Ama ilk önce maltını ödül olarak vereceğiz en son tarayıp. Şimdi ilk öncelikle malzemelerimizden başlayalım anlatmaya. Şöyle bir tane elimiz, el yani masaj eli diye kullanıyoruz biz bunu. Bu tüm elimi sakladı. Evet arkadaşlar, bu köpeklerde kullanılan aslında tüy alma şeyi. Ama biz bunu şey olarak kullanıyoruz. Balkıza masaj aleti olarak kullanıyoruz. İlk başta Balkız çok sevmişti bunu şöyle. Böyle kaşınıyor onu. Ay yani gıdıklandırmıyor. Kaşıyor yani sırtında. Çok hoşlanıyor da böyle şeylerden Balkız. Ve canı hiçbir şekilde acımıyor. Şimdi bununla birazcık böyle masaj yaparak onu şey yapacağım böyle. Şey yani sakinleştireceğim. Sonra da tasmasını hemen geçireceğim. Tasına. Kafasını. Birazcık kabar oldu. Şimdi bacaklarını daha yapalım şöyle. Çok rahatlıyor şu an. Ay. Şimdi bu el yeter mi acaba? Şuraları mum almayı falan da düşündüm. Spa günü çünkü akşam bugün. Ama yıkalım. Kedidir kedi. Yıkalım. Merak etmeyin. Çok fena tırmalıyor kedidir ellerimizi. O. Gerçekten kedi. Çok fena tırmaladığı için ellerim birkaç gün hiçbir şekilde geçmiyor öyle onu tırmık izleri. Şimdi bu yeter bence. Bence. Yeter. Şimdi birazcık da terör yatıralım. Bunu da çok seviyor. Hadi gidelim. Bu arada bu tüylerini de alıyor. Yani öyle bu tüylerini alıyor. Bacaklarını da yapalım. Aha. Sevmedim. Tam ısırıyor. Şimdi o şey yaparken ona bence maltını verelim. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Vay maşallah var ya. Çok seviyor gerçekten Malkız'ı böyle. Bakın günleri her gün yapıyorum tabii ki. Yani her gün maltını veriyorum ama tarıyorum da her gün. Ama yani pek böyle video çekmiyorum. Bugün nasıl Malkız'a şey yaptığımı falan göstermek istedim. Bu arada tasmasını ay boynu istiyor, ay canı acıyor mudur diye, yani boğulacak mıdır diye telaş yapmayın. Size bir taktik vereyim. Balkız şu şekilde yapıyor. İlk öncelikle böyle takıyorsunuz ya. Aa boynu sıkıldı mı acaba? Yani en açık şeyde koyun ilk önce kafasına. Kafasında ayarlayın. Ama parmağınız tasmasının şeyinden geçik olarak, yani iki tane parmağınız geçebilecek şekilde takın kedinize veya köpeğinize. Çünkü gerçekten boğulabilir diğer türlü takarsanız. Yani her türlü kendinizi şeye alın, güvene alın. Şimdi yiyor bakalım. Alın. Bu arada bu malt ne işe yarıyor derseniz... İçinde topak olmuş tüyleri yani kusarak değil de yani katı bir şekilde dışarı çıkartmasına, yani işte kaka yapmasını kaka yoluyla yapmasına şey yapıyor. Çok seviyor gerçekten zaten. Bu arada kediler normalde bu maltı çok sever. Size de şunu söyleyeceğim maltın adını. Bunun kısmını. Çok da sıkmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş tıkın ama tüpten verin. Yani patisine falan da sürebilirsiniz. Zaten biz bu
Biz de bunu şeyden görmüştük. Pet lobby mi öyle bir şey herhalde. Babam alıyor da böyle çok şeyleri. Yani şeyi. İki tane aldık. Çünkü balıklık bunları çok sevdiği için iki günde hemen bitirebiliyor. Yani iki günde derken yani kısaltımı demek istedim. İki, üç ay dayanıyor yani. Dört ay falan dayanır yani. Ama her gün verirseniz iki aya belki kalmayabilir yani. Bir tanesi iki ay işte maksimum. Şimdi size üstündeki şeyi okuyacağım. Arkası bu sırada yesin. Daha doğrusu ne kapatayım. Kapatmayayım. Malt pasti. Paste dedi bunlara. Dere Naturais. Naturais. S-S-2 getirmiş. Şimdi tam markası. Hı. Tam markasını kırmamıyor. Arkasında belki yazıyor. Bu tam markası evet. Dere Naturais. Naturais diye bir markası var. Bence bayağı güzel. Balıksız da çok seviyor. Çok böyle vermeyince aylar sonra kusmaya başlıyor zaten otomatikman. Bir de yetişemiyor bizimkisi. Bizimkisi çok nadir bir kedi olduğu için hemen böyle şeye gitmeli. Ama tuvalete gidip yapıyor zaten kendisi. Yani kusuyor. Ama yetişemiyor bazen. Oralarda halıya yapıyor maalesef. Ondan dolayı verin. Gerçekten çok işe yarıyor. Yani kedini sevkiye atmaksa yani verin. Kaç lira bilmiyorum. Babam aldığı için. Yani verin bir para. Bir miktar para. Alın yani kedinizi. Gerçekten ben çok memnunum. Balkız da zaten size anlatmadım. Şeyi Balkız hikayesinden bahsedeceğim. Balkız'ın karnında 3 tane bebeği vardı ve bu bebeklerden bir tanesi zehirlendi ve o zehri diğer kardeşlerine de bulaştırdı. Ondan dolayı diğer kardeşlerine de bulaştırdığı için 3'ü de birden öldü. Ondan dolayı Balkız'da zehirleme riski vardı. Ondan dolayı rahmini aldılar karnından. Artık Balkız kısır. Sırlaştırdık. Yani size böyle bir şey almanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Yani bayağı memnunuz ayrıca daha doğrusu. Biliyor. Şimdi birazcık da onu rahatlatalım. Bu arada baktığım rahatladığı şey değil sanırım. Zaten en büyük sevgi birisinin sahibinin ona o kadar çok ilgi göstermesi. Şimdi şöyle oturtturalım. Ben bunu Hacer'le oturmuş diyorum. Ne bileyim. Bye bye. Evet şimdi bu şekilde Balkız kalktı gitti. Yani size kediniz varsa bundan almayın. Yani bundan almayın ya masaj yapmak için bundan alabilirsiniz. Balkız'ın en sevdiği renk bu arada mor. Yani şey yaptık biz önüne 3 tane kağıt koymuştuk. Sonra Balkız gelip mor olanı seçti. Yani kağıt derken öyle lafın gelişi dedim. Kağıt falan koymadık aslında. Yani her şeyin mor aldık ve yani sevdiğini düşünüyoruz. Biz mor seviyor diye biliyoruz. Şimdi o zaman artık kapatayım videoyu. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.